Hoş geldin uşağım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyi, teşekkür ederim. Sanki biraz önceki türküyü o söylememiş. Sağ olun, sizden teşekkür ederim. Diye. Siz nasılsınız? Hemşin yaylalarından. Teşekkürler, sizden nasılsınız? Tanıyalım seni. Ben Furkan Gezer, İstanbul'dan katılıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Aslen Samsunluyum. Samsun. Buradan Samsun'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Biz görmedik ama herhalde büyük bir ihtimalle sen bir horonda teptin bunu yaparken. Ufaktan evet. Ufaktan değil mi? Evet, biraz. Yani şunu çok kısa bir, kısacık bir şey izleme imkanınız var mıdır Tarık abi? Hepsin yaylalarına, hepsin yaylalarına git olur mu karadan, git olur mu karadan, git olur mu karadan, git olur mu karadan. Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi, yürü yolu yaradan, yürü yolu yaradan, yürü yolu yaradan, yürü yolu yaradan. Efendim? Çok iyidir. Teşekkür ederim. Enerjin de yerinde. Yakışıklı çocuksun. Teşekkür sahneye ederim, yakışıyorsun. Ben Karadeniz müziğine gönül veren, destekleyen gençlerimizi çok seviyorum. Karadeniz müziğimiz bizim başka. Başka bir şey. Yani insanı böyle hop oturtup hop kaldıran. Tabii, sizin o enerjiniz. Yalan mı? Karadeniz aynen, insanının enerjisi. Bu sene de bir de çok gelmedi. Doğru. Ya bravo. Bu sene de çok gelmedi. Gelenler de bana geldi, onun için dönmedim. İyisin. Aklında ben mi vardım? Benim aklımda kimse yoktu. Aferin, aferin. Dün gece kalbime Hadise Hanım düştü, yemin ederim. Aa! Yani sadece öyle gönlüme düştü birden. Evet. Peki ben olsaydım da bana da bu cümleyi mi kuracaktın? Bu ne güzel bir cümle, kalbime düştü. Evet, acaba ben olsaydım bana da mı bölecekti, gönlüme düştün abi falan. Olabilir mi? Canım sen. Teşekkür ederim, sizler de öylesiniz. Ben kimseyi şey yapmadım, aklımda kimse yoktu. Ben ne yapacağımı da bilmiyordum, aslında kimi seçeceğimi de bilmiyordum. Sadece işte Hadise Hanım öyle düştü. Onu söylerken yani ses tonu da gidiyor, farkında mısın? Ses bir çatlamaya başladı. Kimi seçeceğimi bilmiyordum, ben ne yapacağımı bilmiyordum. Gerçekten bilmiyorum, sadece Hadise Hanım böyle bir düştü. İçeri kaçıyor o da. Biz Seda'yla kusura bakma döndük ama yani eğer... Estağfurullah, estağfurullah. Ben nerene düştüm biz acaba nerene onu düştük merak ediyorum. Nerene düştük? Evet. Ne kadar acı bir şey değil mi? Şu anda istemediğin iki kişiden birini seçmek zor. Ne kadar acı bir şey yani. Allah kimseye göstermesin. Hiç, o kadar zor. Amin, amin, amin. Yani amin. Şu anda hiç içi atmıyor. Gönlünde yoksunuz ama... Kalbe de düşmemiş. Her birinizle çalışmak aslında... Benim için özel, ben 20 yaşındayım. Benim için çok büyük bir onur, gurur. Yani çok değerli insanlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. O düştüğümüz yere göre değişir bence. Estağfurullah. Yani sizi de çok seviyorum. Aslında... Ya iki... he he. Yok, yemin ederim ki dedim ki Hadise Hanım dönecek dedim. Tamam. Gönlüme. Ya. Öyle tamam. Geldi. Sonra dedim ki Murat Bey de döner dedim. Tamam dedim. Sonra? Seda ablam. Seda'ya. Kıyamam ya. Oğlum beni bitirdin ya. Ya kıyamam Seda'm ya. Ay aşkım aşkım. Ay canım benim ya. Hadi Murat dede git hadi. Seçimi yapayım mı? Hazırsan yapabilirsin. Yaptın zaten. Yaptın oğlum, herkes anladı. Ben buradan bir şey sormak istiyorum. Beyaz'ı... Bir gösterir misiniz? Yani yaklaşık 10 saniye önce bir şey yaptı. Allah Allah. Evet. Beni mi işaret ettin? Ay kıyamam. Abi, da sen abi de... senin gözler de büyük ya şimdi. Kaşlarını soyuyorlar. Ay, hiçbir yere kaçma şansın yok benim yani. Benim orada ne yaptığımı biliyor musun? Doğru görmüş Mehmet. Hayır, kaşlarıma masaj yapıyorum o sırada. Sağ ol be Beyaz. Abi televizyon biliyorsun, araba aynası gibi bazen... Ters gösteriyor. Aslında ben sana doğru yapıyorum onu. Böyle ters çıkıyor orada. Ambulansın ters yazılması. He, ambulansın ters yazılması abi gibi. Abi daha önce söylesene, ben onu öyle düşünmemiştim. Çok enteresan. Her şey ters. Seda yanımda. Niyeyse onu düz gösteriyor. Orası düz çıkmış yani. Çok acayip. Evet Seda, vedalaş istiyorsan. Ben mi?
Alırım. Alırsın Vav. Sen alırsın. Demem. Seda hadi. Kararımı şu an vereceğim ben de yemin ederim. Tamam. Fatih Hanım'dan başka kimseye... Ay be kardeşim. İstemiyorum. Murat, şey yani... Murat beni bloklar mısın? Lütfen. Sen blokla beni ne olur beni ya. Blokla. Beni Allah aşkına blokla. Allah aşkına. Ne olur yok. Hayır sen blokla. Beni döndürün. Döndürün blokla... istemiyorum. Seda. Dön. Seda beni ben bloklar dönüyorum. Mısın? Ay kıyamam ya. Hayatımda gördüm. Ya duruma düşürdün ya. En isteksiz yarışmacı. En isteksiz yarışmacı. Soracağım. Evet. Bir dakika. Ya bir dakika. Bu arada bu yarışma boyunca hayır. İlk defa şu pozisyona düşüyoruz. Çok önemli bir soru soracağım. Sor. Kalbine ben mi düştüm? Evet. Heyecan. Cevabı gördün mü? Evet. Kalbine kim düştü? Siz düştünüz. Bravo. Yarışmanın geldiği hale bak, ben istemiyorum diyor, beni blokla diyor. Buraya getirdin işi, tebrikler yani. Ama bütün ya böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorsun. Çok isteksiz, gerçekten hiç hayır. İstemiyor ikinizi de, hiç. Bak kimi, seçer, evet. Kimi seçersen seç, ikisiyle de çok kötü çalışacaksın. Onun için rahat ol yani gerçekten de. Evet abi, böyle bir şey yok ya. Peki, Allah düşünmesin, kimi seçeceksin? Seçmemi vallahi bıraktım. Söyle artık ben yemin ediyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Çok eğlenceli. Bak sen en çok kimi istemediğini söyle iyice olumsuz. İyice oradan gidelim iyice tipe girelim yani. Harika bir yere. Yanlış olmasın ben sadece istemediğim değil hani. Ama kalbin asaya düştü onu anladık. Hepinizle çalışmayı çok isterim. Ayrı ayrı çok isterim sadece. Muhakkak onu anladık zaten. Hadise Hanım. Bir dakika bir. Şimdi onu çok da enteresan. Beyaz. Beyaz ya. Beyaz. Beyaz ne dedi Allah aşkına? He? Ne dedi? Oy, hadise oy. Gönlüme düştü diyor. Onu da söyledim. Başka da bir şey söylemiyor. Ya çok enteresan yani 9 sezonda ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz hakikaten. Ölümüne dönen jüleri istemeyen bir yarışmacı ya. İstemiyor değilim yanlış anlıyorsunuz. Ya bırak Allah aşkına ya. Yine hadise düştü diyecek ya yayını atacağım kendimi yere yani. Zaten onu diyecek. Tamam seni daha fazla zorlamayalım o zaman. Önce sebebini söyle. Ama ne olur hadiseyi kapmadan. Ben bir seninle seçmeden önce şunu yapmak istiyorum. Boşlukları tamamla. Hadise gönlüme. Düştü. Düştü hadise. Gönlüme. Gönlüme hadise. Düştü. Ha, güzel. Bravo. Evet. Şöyle bir şey var yalnız. Hadise gönlüne düştü onu biliyorum. Evet. Onu biliyoruz. Ben şöyle düşündüm. Sağ döner diye hani Hadise Hanım döner. Öyle düştü. Seçeceğim demedim. Evet, olsan yine gönlü. Oo, bir dakika. Buradan kurtarırımız var. Evet, öyle anladın. Şey, doğru öyle. Bu bomba bir çocuk ya. Ya gerçekten manyak ettin bizi oğlum ya. Peki, önce sebebini sonra... Evet. Kendimi yakın hissediyorum nedense bilmiyorum ama... Hadise diyorsun. Yanmadığı halde. Vallahi helal olsun. Evet. Ah Furkan, ah. Ay. Ah Furkan. Söyleyeyim. Söyle. Söyle. Ben Murat Boz'la çalışıyorum. Allah Allah. Çok tatlısın, çok tatlı. Ay Beyaz var ya karnım ağrıyor yemin ediyorum gülmesin. Hadisesi suratım. Sana geliyor. Gel kalbime düş gel. Aa, gel. Ooo. Gel. Bakayım Beyaz öyle sarılacak mı? Gel akuşuma gel. Akuşuma. Ya
Yani çok tatlısınız. Furkan bitirdin bizi ya akşam akşam gerçekten. Yok, ayıldın biliyor musun? Yemin ediyorum. Yorgunluk çökmüştü. Ayıldık değil mi? Vallahi ayıldım ya. Yanaklarım var ya. Hadi hoş geldin. Hadi aramızda. Furkan'a kocaman bir akşam. Sonunda Murat Boz'u gönlüne düşürebildiler. Yani daha başka bir açıklaması ben yok. Ben aslında şöyle, hani düşünüyor, hani insan düşünür ya kim dönecek falan diye. Evet. Ben kalben düşündüm. Ne düşündün? Hadise dönecek diye düşündüm. Ne dedin sonra? Murat Bey. Peki neler hissediyorsun? Nasıl geçti senin için? Yani heyecanlıydım oraya, sanki böyle rüya gibi bir şeydi. Heyecanlıydım böyle büyük bir platforma çıkmak falan. Zordu benim için ama halde atlattık Allah'ın izniyle. Bol şans diliyorum bundan sonrası için. Başarılar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.